Başlayalım. Baklavayla gel. Başlayalım. Hadi baklavayla başlayalım. Uzun sürer gibi geliyor ama. Ben işin kolayına kaçan hanımlardanım. İşte o kolaylık da milföy hamurunda. Şimdi milföy hamurundan baklava olur mu demeyin. O kadar güzel oluyor ki hemen başlıyorum. Şimdi. Un mu? Un değil, bu mısır nişastası veya buğday nişastası. Nişasta ile biraz açacağız. Çünkü nişasta bunun kıyır kıyır olmasını sağlayacak. Şimdi şöyle birazcık tezgaha nişasta koyuyoruz. Hanımlar bunu kaçırmayın. Hani ben baklava yapamam, çok zor, el işi falan demeyin. Evet. Bak bu baklava bambaşka bir baklava. Bu baklava acayip kolay bir baklava oluyor. Şöyle yumuşamış milföy hamurlarını Aslı'cığım şöyle selamlar. Yan yana getiriyoruz. Günaydın dünya güzelleri demişler. Ve sonra teşekkür üstünden ediyoruz. Şöyle geçeceğiz. Altta un yok, nişasta. Nişasta böyle kıyır kıyır olmasını sağlayacak. Bu onun için önemli. Şöyle açıyoruz. Bu istediğiniz her türlü tepsiye uygun olarak açabilirsiniz. Milföy hamuruyla hem tatlı hem tuzlu yapılıyor biliyorsun. İşte mesela samsa tatlısı da böyle yapılır. Ama o zaman içine cevizin içine veya fındığın içine yumurta akı konulur. Ben hiç yumurta akı koymayacağım. Bak şimdi ne yapacağım. İyice yumuşatıyorum ve merakla sonra da bekliyorum. Açtım. Sizi her sabah izliyoruz. Annemin adı Necla, kahvaltımızın neşesisiniz demişler. Bir de kendi adını yazaydın ya kuzum, çok tatlısınız. Hele iki güzel bayana bir araya da gelmişler. Tadından yenmez o program diyorlar. Aa. Teşekkür ediyoruz Nur. Şimdi kullanacağım tepsiye çok az yağ koyuyorum. Ama başka bir yağ koymayacağım. Genelde baklava çok yağlı olur ya. Hani nasıl böyle çevirdin onu? Cusur 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 böyle. Tepsiyi elinde maşallah. Şöyle bak şimdi. Oo, 133 yorum oldu. Evimize hemen güneş gibi doğan Zahit, günaydın. Teşekkür ediyorum. Kızım 5 yaşında, adını yazsaydın ya. Cilt kuruluğu için öneriniz var mı? Biraz sonra sevgili arkadaşım, benim umre arkadaşım Aslı Şen gelecek. Aslında o bir iş kadını ama çatlaklar için bize bir tarif verecek. Özellikle bu çatlaklar çok ciddi sıkıntı ve geçirecek bir şey ben daha bulamadım. Bir deneyelim bakalım nasıl bir şey yapacak Aslı Şen, biraz sonra gelecek o da. Şimdi bakalım, Muş'tan selamlar. Siz böyle enerjik olunca biz de çok iyi pozitif enerji veriyorsunuz. Ceylan Korkutan Bağcı, teşekkür ediyoruz. Ne güzel. Allah neşenizi arttırsın. Amin. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok sıkıntı ve problem ve dert var ki. Hani dertlenmek de bizim için ama bir tatlı gülümsemek de inanın her şeyi değiştirebiliyor. Yapacak bir şey yok çünkü 3 günlük dünya yani. Aynen ya. Biraz yani hayata pozitif bakmak önemli. Aynen öyle. Şimdi nişasta ile milföy hamurlarını açıyorum. Bayağı yapıştı onlar. İşte nişasta aslında kıyır kıyır olacak ve de yapışmasını da önlüyor. Özellikle yumuşattım ben. Şimdi bir de şerbeti olacak Zahideciğim. Onu yapayım mı ben? Evet. Ne yapayım? Bak şurada şeker ve su. Yalnız bir su bardağı kadar su koyacaksın, fazla değil. Üzerine göz şerbet koyacağız. Göz kararı mı yapsam? Ya da şuradan bir bardak. Yok, göz kararı, göz kararı. Bak ben sana hemen göstereyim. Yaktın mı? Evet, yaktım. Şekerin üzerine geçecek kadar. Baklavanın döktük. Şerbetini yapıyoruz. 1,5 su bardağı kadar şeker. Görüyorsunuz değil mi? Şekerin üstünü geçecek kadar. Evet, o yüzden şekerin şurada üstünü dökeyim. Geçecek kadar. Bu sesten de şimdi. Bak, tamam mı, az mı? Birazcık daha, birazcık daha. Birazcık daha. Evet. Yani iki su bardağı şeker, iki su bardağı su olabilir. 1,5 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su olabilir. Tamam. Şimdi o güzelce şerbet olacak. Bak tamam. Ben burada şimdi ne yapıyorum? Milföy hamurundan baklava yapıyoruz. Şimdi bunu niye yapıyoruz? Kabarıp kabarıp çok fazla kabarmasın diye. Sonra üstüne tekrar bir kat. Şimdi zaten kat kat oluyor baklava biliyorsun. Milföyün katları da aynen o şekilde olacak. Nişastanın etkisiyle de evet, çok daha keyifli olacak. Her katı bu şekilde mutlaka hop 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 şöyle yapman lazım. Ay, Elif'in yaptıklarını lütfen deneyin. O kadar pratik tarifler ki. Çok kolay yani oluyor. Yani kolay baklava ne demek? Baklava en zor şey. Ay kayınvalidem çok güzel yapar bu arada, ev baklavası. Çok güzel açanlar var hakikaten. Of, of, of. Yani ama bunu bir denemek lazım bunu ama. Bunu bir deneyin. Milföy hamuru bence hayat kurtarıyor. Bu evet da o tariflerden ya. Bir tanesi. Bu şekilde börek de yapabilirsin bak evde. İçine peynirli karışım koy. Doğru. Kıymalı karışım ama koy. Ama o zaman da mı nişastalı yapayım? Hayır, o zaman yani yaparsan aslında güzel olur bak, kıyır kıyır olur. El açması gibi olur. Oo, şahane çok güzel olur. Şimdi hemen cevizi de arasına koyacağım. Kaç kat istiyorlarsa mesela şimdi ben hani. Bu iki kat oldu ama o aslında kaç, 10 kattır yani tabii, değil mi? Tabii tabii. İçinden şimdi o gitgide büyüyecek. Kabaracak, aynen öyle. Şimdi hemen bunu da açıyorum. Bu şekilde milföy hamurlarıyla istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Özellikle de hamuru böyle birleştirip büyük büyük börekler.
Derbeya diyor ki Diyarbakır'dan bolca selamlar oğlum Erbey, sizi bayıla bayıla izliyoruz, teşekkür ediyoruz. İzmir'den selamlar, Ankara'daki anneme selam gönderirseniz. Annemin adı Ayşe diyor, Fatma Ertan yazmış. Ayşe anneciğim öpüyoruz ellerinizden yanaklarınızdan. Türkan ben demiş, Türkan Hanım Eskişehir'den sizi kocaman ve merhametli yüreğinizden öpüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Selamları gösterin bana, benim okuduklarım da mı var olsun. Berna Hanım Antakya'dan selam söylemiş. Burcu Hanım Almanya'dan, Kader Hanım Samsun'dan, Türkan Hanım Eskişehir'den. Teşekkür ediyoruz her yere bizi izleyen. Zahide'cim şimdi üzerine şeker koyabilirsin. Kaç kat oldu o şimdi, dur. Şimdi 1-2-3 kat oldu ama... Evet, üzerine daha... şeker mi koyayım? Evet evet, şekeri gelecek üzerine. Hani şeker? Ay şeker diyorum ya, ceviz. Ay ben de bakıyorum şekeri, ben tüh mahvettim o zaman, suyla karıştırdım yok, diye. Yok şöyle söyleyeyim, mesela normalde şeker koyanlar var. Ben üzerine şerbet yapacağım için ekstradan şeker koymadım. Ha. Onu anlatmaya çalışıyordum kafamda kendi kendime. Olsun. Şeker oradan kaldı. Biz anladık. Şöyle üstüne döküyorum değil mi? Evet evet, bol bol cevizli baklava olsun. Of of of. Baklava yapıyoruz sabah sabah. Fakat bu kolay baklava çünkü milföy yamuruyla. Aynen öyle. Hepsini mi dökeceğim? Kaç hepsini sıra yapacağız biz bunu? Şimdi üzerine yettiği kadar koyacağım. Çok fazla sıra değil. O zaman hepsini kabaracak. Döküyorum. Dök dök. Tamam dur, ben de kibar kibar döküyordum. Daha şöyle bol kepçe dökeyim. Hepsini her katı böyle pıt 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 çatalla mutlaka havasını almanız lazım. Yoksa acayip derecede kabarır, onu da hemen söyleyeyim. Bu ceviz mi? Bunun evet. İçine başka bir şey koymadık mı? Ne yapabiliriz? Hayır, ama zaten baklavanın içine ceviz olur. Fıstık olur, fındık olur. Hangisi istiyorsanız mesela. Hmm. İsterlerse birazcık daha mesela yumurta akı ve şeker koyabilirler iç malzemeye. Ama sen koymadan da gayet ben, güzel. Evet. Hiç gerek yok ekstra şekere. Bak bak bak, gördün mü? İlk of, defa. Of, of. İlk defa söylüyorum. Şekerinde bu. Aynen. Olsun, benim dediğim yola geleceksin bak filan de. Milföy yamurundan kolay baklava yapıyoruz. Evet. Bir kat daha ay, geliyor. 16 tane bitti bu arada milföy yamurumuz. Çünkü 2-2 kullandık. Aynen öyle. Şöyle 2-2 yapıştırıyoruz. Orada şekerimiz de orada. Şekeri güzel, kaynayınca güzel. Limon koyacağız içine. Şerbetli olacak. Bu normal baklavanın zaten aynen, şerbeti. Tatlısı. Şerbeti. Ama milföy hamurundan daha önceden baklava deneyen oldum bilmiyorum. Ben bunu denedim. Denedim ve çok da güzel oldu. Bir sürü şey denemiştim ama baklavayı denememiştim. Bir keresinde yaptım bir bayramda. Acele misafir gelecekti. Hı-hı. Hadi dedim bir deneyeyim. Vallahi de çok da güzel oldu. Bak Elif Hanım, sizin pratik tariflerinize bayılıyorum, süpersiniz demiş Yeter Hanım. Teşekkür ederiz. İşte bunlardan bir tanesi de bu. Evet, 851 yorum şu ana kadar gelen. Abla annemin en sevmediği şey ama yine de size selamlar. Anneme selam yollarsanız çok şaşırır, şu an söylemeden yazıyorum. İnşallah annem şu an beni izliyordur. Zeliha anne öpüyoruz sizi. Tuna Aliya yazmış, sizin kızınız. Öpüyoruz sizi. Baklava sevmiyor musunuz? Vallahi baklava sevmiyorum diyen çok az kişi var. Bence de. Demek ki ya, ben de çok çok böyle şey yapmazdım. Ta ki kayınvalidenin baklavasını yiyene kadar. Nevşehir'e selamlar. Sarı papatyam öpüyorum sizi. Fatma Hanım teşekkür ediyorum. Gül Cifçi Paşız teşekkür ediyorum. Ankara Bey Pazarından selamlar. Sizi izlemeden dersin başına geçmiyorum demiş. Sağ ol kuzum. Ay oğlum ameliyat oldu Bodrum. Geçmiş ha, olsun. Şey, hastanenin adını söyleyemiyorum. Odasında sizi izliyoruz. Oğlum 17 yaşında. Çok geçmiş olsun. Songül Karacakaya yazmış. Evladınızın ismi var bilmiyorum ama çok çok selam. Allah tez zamanda şifa versin. Amin. Bütün hastanede, hasta yataklarında bizi izleyen herkese bu şifalar. Selamlar Ukrayna'ya. Saide Hanım. Denizli'den Yıldız Hanım, İstanbul'dan Aslı Hanım, Giresun'dan Mukaddes Hanım, Gebze'den Süheyla Hanım selam göndermişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Aleyküm selam, sağ olunuz. Şimdi bak kenarlarını kestim. Kesip buraları, onu bir görelim mi? Kesip içine koydum onları. Onu bir görelim. Çünkü yuvarlak olmadığı için bunlar aynen. Dörtgendi. İsteyen şöyle de yapabilir bak, vakitleri yoksa varsa. Şöyle, üstüne hani şöyle yapıp. Böyle şekil koyup. Kenarından. Hemen şöyle şuradan hop böyle alıp. Güzelce uçlarını alıp hani güzel bir yuvarlak katlayıp onları da içine atacağız. Böyle. Ay tam üstüne geldi. Yapıştı mı? Şurada zaten aralık boşluk vardı. İşte hop. Ay bu çok kolay oldu ya. Hiçbir şey yapmadık neredeyse. Hiçbir şey yapmadık. Vallahi kat kat baklavamız birazdan hazır olacak. Şerbeti de hazır. Ama önemli olan şu işlemi yapmanız lazım. Bakın şu delme işlemini mutlaka. Ha bunu hepsi birken tekrar mı yapıyoruz? Tekrar yapıyoruz. Çünkü böyle çok kabarıp. Şöyle bir şey olur o zaman. Ay Yunanistan'dan da selam var. Nurcan Hüseyin Damla. Çok selamlar. Bizi saymadınız mı? Ay dur işte bu reklama girdiği için adınızı söyleyemedim. Hollanda'dan selamlar. Dilek Yeral ve Emel Yeral. Her gün sizi izliyoruz. İsminizi bırakıp... Ha isminizi
bırakıp ellerinize sağlık. Orasını anlamadım, olsun. Ceylan Adana'dan selam göndermiş. Hep böyle gülün diyor. Sero, teşekkür ediyoruz. Tarifleri çok beğeniyorlar. Ne güzel. Vallahi teşekkür şahane. Ederiz. Manisa Soma'dan selamlar. Kübra, teşekkür ediyoruz. Annem Melek Kaşıkçı'ya selam söyler misiniz? Şu an annem yanımda izliyor programınızı. Sizi çok seviyoruz. Sabah şenliğimiz sizsiniz. Kocaman öpüyoruz. Sena Demircan, çok teşekkür ediyoruz. Ve her sabah eşimi işe gönderip sizi izliyorum. Hafta sonları sizi izlemeyi iple çekiyorum. Şanlıurfa'dan selamlar. Merve Hanım demiş. Çok teşekkür ediyoruz Merveciğim. Vallahi eşin şanslı eğer bunları, tarifleri yapıyorsan. Yalnız cidden baklava oldu burada. İşte baklava. Şöyle bir göstereyim mi? Şu izleri göstersene kuzum, bir yakına gelip bak. Hep beraberken üstten izlerimiz var şimdi. Şahane bir baklava tarifi oldu. Ay, bunu finali merak ediyorum şimdi ben. Bunu bu şekilde peynirli de yapabilirler. Onu da söyleyeyim. Kıymalı da yapabilirler. O zaman farklı şekilde kesebilirler. Yani hem tatlı hem tuzlu. Görünüyor. Şimdi normalde baklavaya böyle cos diye tereyağı dökersiniz ya. Bunda dökmüyoruz. Niye? İyi. Öyle bir avantaj var. Dökeyim mi? Ay, İnanmıyorum güzeldi. Sana. Hayır, ama şimdi baklavanın tarifi de böyle yani. Hayır. Ay, yiyeceğim ne? Şu ucundan bir kıyım alacağım. Ama bu zaten yağlı bir hamur. Evet. Onun için tekrar üzerine cos diye tereyağı koymayacaksınız. Hı. Güzelce fırında nefis bir şekilde kızaracak. Sonrasında da şerbet. Ay, şerbet oluyor bu arada. Fırında kaç dakika? Kaç derecede? Üzeri kızarıncaya kadar 180 derecede aşağı yukarı 20 dakikada bence kızarır. Ara ara bakacağım. Tamam. Şerbetin bakıyorum. Limonunu da sıkalım Zahideciğim. Sıkayım hemen. Evet. Gel gel. Şerbetli 2 dakikada oldu yalnız. Ay, şurada. Ha. Gel gel, gör şerbetimizi. Şöyle fokur fokur. Su ve şeker güzelce kaynıyor. Kaynadıktan sonra da böyle yarım limon suyunu. Güzel. Hatta limonu bile at içine. Öyle limonun mi finalde? Limonun aroması da kendi. Şimdi at mesela limonu içine. Ha. Güzelce. 1,5 su bardağı toz şeker. 1,5 su bardağı su ve limon suyu. Şeyler de geldi yalnız içine ama. Olsun olsun, zaten süzeriz. Şöyle o göstereyim güzelce o zaman orada bak. Güzel böyle bir kıvam alacak. Ay. Evet. Çok güzel oldu. Koydum buraya, kaynamaya devam etsin. O zaman biz. O ne kadar kabarmış öyle. Evet. Bak şimdi. Cos diye. Şerbeti de. Of of of. Şimdi hiç yağ dökmemiştim biliyorsun. Şimdi bir dakika, o şerbet soğuk mu? Şerbet ılık. Baklava da sıcak. Biri soğuk biri sıcak olabilir, fark etmez. Ben ama hemen size göstermek için şöyle döküyorum. Bak bak, alttan zaten titremeye başladı. Evet, sonra bu çekecek, böyle yumuşayacak. İşte baklava da hazır olacak. Sonra tekrar böyle bu tombiş tombiş kısımları aşağıya inecek. Of of of. Baklava da hazır, pizza da hazır. Baklava. Yalnız burada bak yaz.